Evet Rasim, senin de aktardığın gibi 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 9 gündür haber alınamıyor. Gözümüz kulağımızda, ekiplerden gelecek bilgilerde diyelim. Biz de Adli Tıp Kurumu'nun önündeyiz. Narin Güran'ın abinin kolundaki ısırık izi üzerine 18 yaşındaki EG isimli abisi gözaltına alınmıştı ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Buradaki incelemeleri ise sabahtan bu yana devam ediyor. Şu an için ilk incelemelerde çift ısırık izine rastlandı. Ancak bu ısırık izlerinin kime ait olduğu konusunda henüz net bir bilgi paylaşılmış değil. Bu noktada özellikle çok fazla bilgi kirliliği olduğunu da aktaralım. Sabahtan bu yana ısırık izlerinin Narin Güran'ın abisine ait olduğu söylendi. Narin Güran'ın kendisine ait olduğu yönünde bilgiler çıktı. Ancak net bilgi henüz net kesinleşmiş değil. Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamada da resmi açıklamanın beklenmesi söylendi. Resmi açıklamada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakanlık tarafından önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor. Evet, 21 Ağustos'ta ailesinin ihbarı üzerine ekipler teyakkusa geçmişlerdi ve deliller üzerinde çalışma yürütülüyordu. Diyarbakır Merkezi Tavşantepe Mahallesi'nde didik didik arandı diyebiliriz. Hatta didik didik arandı demek doğru bir tabir. Artık çember çok daraldı ve Narin Güran'a ulaşılması bekleniyor. Sağ mı ulaşılacak yoksa cesedine mi ulaşılacak? Henüz o konuda da net bir bilgi olmadığını söyleyelim. Tabii ki temennimiz Narin Güran'a sağ bir şekilde ulaşılması. 9 gündür kayıp, her ihbar değerlendiriliyor. Tavşantepe mahallesindeki köy sakinleri de peyderpey ifadeleri alındı ve o ifadeler doğrultusunda da soruşturma genişletildi. Her ifadedeki her cümle aslında bir delil niteliğinde. Ekipler hepsine dikkatlice inceliyorlar ve her cümlenin ışığında yeni bir delile ulaşılması yönünde çalışma yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde bir terlik bulunmuştu. Terlikle ilgili de bir çalışma yapıldı. Ancak terliğin Narin Güran'a ait olmadığı tespit edilmişti. Yine Narin Güran'ın 18 yaşındaki abisi EG'de gözaltına alındı ve kolunda iki çift ısırık izi vardı. Bu izlerden birinin belirsiz, birinin ise daha belirgin olduğu yönünde bilgiye ulaştık. Ancak ısırık izlerinin kime ait olduğu noktasında henüz bir net açıklama yapılmış değil. Açıklama önümüzdeki saatlerde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakanlık tarafından yapılacak. Abisinin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerinin tamamlandığını söyleyelim. Ancak şu an için resmi bir açıklama gelmedi. O yüzden internetteki bilgilere de buradan aslında dikkate alınmaması konusunda bir kez daha uyarmış olalım. Şu an için net bir açıklama yok. Resmi açıklamayı bizler de bekliyoruz. Açıklama geldikçe de sizlerle paylaşıyor olacağız. Evet, 21 Ağustos'ta kaybolmuştu Narin Güran. Öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsalında Tavşantepe Mahallesi'ne meydana geldi olay. Narin Güran eve dönmeyince ailesi kendi çabalarıyla bölgede önce arama yaptı. Ulaşamadıklarında ise ekiplere haber verdiler ve saatler 20'yi gösterdiğinde jandarma karakoluna gitti Narin Güran'ın babası ve kızının kaybolduğunu bildirdi. Bu saatten bu yana da aslında çalışmalar resmi olarak dört bir koldan devam ediyor. Çember daraldı açıklaması yapıldı. Artık sonuca varılması bekleniyor. Sonuca çok yaklaştık şeklinde de ekiplerden resmi açıklama yapılmıştı. Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 18 yaşındaki abisi EG gözaltına alındı. Abinin kolundaki ısırık izleri konusunda da araştırma yapılıyor. Ancak dediğimiz gibi şu an için kime ait olduğu konusunda bu ısırık izlerinin henüz net bir bilgi paylaşılmış değil. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı ve Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili olarak soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor bilgisini paylaşmıştı Bakan Tunç. Şu anda bir kişinin gözaltında olduğunu ve olayın çözülmesi için tüm ayrıntıların dikkatle incelendiğini belirtti. Soruşturmada ifade alım işlemlerinin devam ettiğini söyledi ve Narin'in en kısa sürede sağ salim bulunmasını
temenni ettikleri ifadesini kullandı. Evet, 8 yaşındaki Narin Güran'ın abisinin kolunda iki farklı ısırık izine rastlanmıştı. Bu ısırık izlerinden birinin silik olduğunu söyleyelim. Diğer iz daha belirgin bir şekilde belli oluyor. Ancak bu ısırık izlerinin kime ait olduğu noktasında henüz bir açıklama yapılmış değil. Önümüzdeki saatlerde resmi açıklamanın yapılacağı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakanlık tarafından net bir açıklama yapılacağı söylendi. Diyarbakır Tavşantepe Mahallesi'nde yaşanmıştı olay. 21 Ağustos'ta yaşandı ve 9 gündür 8 yaşındaki Narin Güran'dan haber alınamıyor. Tüm Türkiye'nin gözü kulağı gelecek bir haberde. Açıkçası burada sosyal medyada da dezenformasyon devam ediyor. Herkes bilgi kirliliği var. O yüzden biz de bir kez daha uyarmış olalım. Lütfen resmi kaynaklardan alınan bilgilerin burada dikkate alınması gerekiyor. Herkes farklı bir bilgi paylaşıyor. Burada da bilgi kirliliği oluşuyor. Ekipler tabii ki burada ekipleri de yanıltma söz konusu olabilir. O yüzden lütfen resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmesi noktasında biz de tekrar uyarmış olalım. 9 gündür ailesinin bekleyişi sürüyor. Annesi gözleri yaşlı bir şekilde 8 yaşındaki kızının bulunması için çağrıda bulunuyor. İfadeler değerlendirildi. Soruşturma kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Tavşantepe mahallesindeki köydeki herkesin ifadeleri peyderpey alındı ve bu ifadeler doğrultusunda yeni deliller ortaya çıktı. Bu ortaya çıkan deliller ışığında da soruşturma genişletildi. Açıkçası her ihbar değerlendiriliyor diyebiliriz. Ekipler hiçbir ihbarı bu gereksizdir demeden üzerinde duruyorlar ve itinalı bir çalışma yürütüyorlar ve ekiplerden gelen açıklamaya göre artık çember daraldı diyebiliriz ve sonuca varılması çok yaklaştı. 18 yaşındaki abisinin kolunda çift ısırık izi vardı. Bunun üzerine abisi hakkında gözaltı kararı verildi ve Diyarbakır'dan İstanbul'a geldi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda incelemeleri yapıldı 18 yaşındaki abisinin. Isırık izlerinden birinin silik olduğunu söyleyelim. Biri ise daha belirgindi ve şu anda sabahtan bu yana çeşitli açıklamalar yapıldı. Isırık izlerinin Narin'e ait olduğunu söyleyen oldu. Abisinin kendisine ait olduğunu söyleyenler oldu. Ancak Adli Tıp Kurumu'ndan aldığımız son bilgilere göre ısırık izinin henüz kime ait olduğu netleşmiş değil ve önümüzdeki saatlerde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakanlıktan yapılacak resmi açıklamanın beklenmesi konusunda da açıklamalar yapıldı. 9 gündür tüm Türkiye'nin gözü kulağı Narin Güran'dan gelecek haberde sağ salim bulunması yönündeki tek temennimiz. Ancak ceset vefat ettiyse de cesedinin nerede olduğu konusunda ekipler çalışmalarını yürütüyorlar. Dediğimiz gibi sağ salim umarım bulunur diyelim biz de buradan. 21 Ağustos'ta gerçekleşti o olay. Diyarbakır Tavşantepe Mahallesi'nde yaşandı. Ailesinin akşam kızlarının eve gelmemesi üzerine ekiplere haber vermesi sonucunda 21 Ağustos saatler 20'yi gösterdiğinde ekipler çalışmalarını başlattılar. Ve o saatten bu yana Narin Güran'ın bulunması için soruşturma titizlikle yürütülüyor. Biz de Adli Tıp Kurumu'nun önündeyiz. Bugün 18 yaşındaki abisinin kolundaki ısırıklar üzerine bir inceleme yapılmıştı. Ve ısırıkların henüz kime ait olduğu netleşmiş değil. Önümüzdeki saatlerde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakanlık'tan açıklama yapılacağı yönünde bilgi edindik diyelim. Bir gelişme olursa aktarmaya devam ediyor olacağız. Sözü size bırakalım. Şeyma'ya aktardığı bilgiler için teşekkür edelim. Adli Tıp Kurumu'ndan açıklama geldiğinde yine ona döneceğiz ve açıklamanın ayrıntılarını isteyeceğiz.